Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mama zamanı geldi, öyle mi? Evet. İlk işaretini 14 Mayıs seçimlerinde gördüğümüz ve müjdesini verdiğimiz gün yaklaşıyor. İnşallah 1 Nisan sabahı aynı heyecanı yaşayarak inşallah Mamak gerçek sahibini bulacak. Bize engel olmak isteyeni, Mamak'a hizmet getirmek istemeyeni değil, Mamak için kalbi atan, Mamak için yüreği atan, Mamak'a hizmetle donatmak isteyen başkanımızı seçeceğiz inşallah. Her zaman söyledim. 5 yıl boyunca Ankara'nın sokaklarında benim bir tek fotoğrafımı görmediniz. Benim çakarlı araçlarla gezdiğimi, konvoylarla gezdiğimi görmediniz. Belediyede dahi benim fotoğrafımı asmak yasak. Çalışmalarımızın hiçbirisinde belediyenin imkanlarını, yaptığı hizmetlerini kendisine doğru yönlendiren bir anlayışa asla girmedik. Çünkü biz kendimizi sadece farkı atanmış olan Ankara'daki herhangi bir daire başkanı, herhangi bir il müdürü neyse kendimizi o sıfatta gördük. Biz Ankara halkına hükmetmek için değil, Ankara halkına hizmet etmek için çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Her şeyden önce ben yaptım oldu anlayışını ortadan kaldırarak ortak akılla yönetiyoruz. Kent konseyimizde tam 1800 tane sivil toplum kuruluşu var. Üniversiteler, meslek odalarından görüş alarak sizlerden aldığımız parayı ihtiyaç doğrultusunda harcıyoruz. Bunu harcarken açık ihaleler yapmak suretiyle hem katılımı artırıyoruz hem kırımları artırıyoruz. Çünkü bu para sizin paranız. Kul hakkının yenmesine, çalınmasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Ankara'nın acil ihtiyaçları var. Bu acil ihtiyaçları dururken proje adı altında Ankara halkının tertemiz parasını çöp projelere harcayamayız. 3 tane kavşak yaptık. Aile Yaşam Merkezi, onlarca caddenin asfaltı. Fakat açıkçası söylüyorum, bunların hiçbirisini ben belediye hizmeti olarak dahi görmüyorum. Nasıl olsa fen işlerimiz, askimiz bu problemleri görüyor ve yapıyor. Bunun için belediye başkanı olmaya gerek yok. Belediye başkanı dediğiniz zaman kentinde üretimi artıracak, her şeyleri ver vicdan sahibi olacak, kentindeki ihtiyacı olan insanların her türlü ihtiyacını karşılayacak, onun çocuğunu okutacak, onun çocuğunu giydirecek, onun çocuğunu doyuracak, kırtasiye yardımı, sınav yardımı yapacak, onun çocuğunu üşütmeyecek kış günü. Mamak'ta da hiç kimseyi ayırmadık, hiçbir Allah'ın kulunu ayırmadık. Mamak'ta da aynı şekilde 50 bin civarında desteğe ihtiyacı olan aile var. Onların hepsine hiç kimseyi ayırmadan destek olmaya devam ediyoruz. Boynumuzun borcu. Bizlerin yönettiği il ve ilçelerde, bizlerin yönettiği kentte hiç kimsenin başı mahzun kalmaz. Önceliğimiz onların da, onların çocuklarının da eşit bir şekilde eğitime ulaşması, sıcacık yataklarında yatması. Yoksa biz rahat edemeyiz her şeyden evvel. Bu nedenle bundan sonra inşallah Mama büyük bir heyecanla hizmet etmek isteyen başkanımla hep birlikte Mama'nın sorunlarına bir fazla el atmak suretiyle burada yaşanan problemlerini biliyoruz. Gerek kentsel dönüşüm, Doğu Kenti'nin ihalesine bizzat girdim evvelsi gün. Yine çok küçük kırım verdikleri için iptal ettik ama mutlaka geliştireceğiz. Mama da inşallah Ankara'nın yıldızı yapmaya kararlıyız. Neyimiz eksik? Eksik olan şuydu. Huzurumuz eksikti, belediyemiz eksikti. İnşallah belediyemiz ve belediye başkanımız olacak ve inşallah Mama altın çağını yaşatacağız. Kim dara düşerse düşsün, Mama ve Ankara Büyükşehir Belediyesi adeta bir huzur gibi yetişip yanında yer alacaktır. Mamak'ta, Ankara'da yaşayanlar artık rahat olsunlar. Belediye yanlarında, belediye arkalarında her türlü dayanışmayla hiç kimse endişe etmeden artık başkentimizde yaşayacak. Mamak da aynı olacak, Ankara'nın bütün semtleri de aynı olacak ve gururla başkentte yaşamanın keyfini yaşayacağız, keyfini çıkaracağız inşallah.